Evet, selamlar, saygılar. Dediğim gibi ya da başlıkta gördüğünüz gibi bu videoda bir savaş var, bir reply var. Fakat 3 farklı kameradan görüyoruz bu. 3 farklı kameradan anlatacağım bu reply'i. Epey zor montajı, bunun bilgisini vereyim. Çok hızlı anlatmanız gerekiyor. Aksiyon bölümlerini kesmeniz gerekiyor. Çok uğraştırıcı bir şey. Ama eğer beğenirseniz, dislike atarsanız, beğenmediyseniz tabii ki, beğenirseniz like, beğenmediyseniz dislike atarsanız bu tarz videoların daha devamı gelebilir. Bu beni motive eder. Bu anlamda yorumlarınızı, olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Rümber haritasında oynadık. Onlar VK ve Panzer KPFV tankını aldı. Bense TVP tankını aldım. TVP 50 tankını aldım. İsterseniz çok fazla lafı uzatmayayım. Hemen reply'e geçelim. Dediğim gibi olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Evet, Rünberg haritasında izlediğim gibi 3 farklı kameradan izleyeceğiz bu replayı. Ben ve Selçuk, bir de Berkay bize eşlik ediyor. VK tankları onların, benim ise TVP tankım. Evet, burada gördüğünüz gibi maç başladı. Onlar sola, şehre doğru gitmeyi tercih ediyor. İki ağırımız gitmesi gereken yere doğru gidiyor. Ben ise burada sağ tarafa doğru gidiyorum. İlk başta haritanın orta bölgesindeki noktaya gidip biraz spot verebilir miyim? Oradan belki böyle bir iki tane fırsat atışçılığı yapabilir miyim diye düşünüyorum. Burada giderken spotumu yiyorum ve devam ediyorum derken artı beni cezalandırıyor ve bana diyor ki dön kardeşim geri, senin yerin burası değil diyor. Ben de eyvallah dostum deyip geri dönüyorum. Şimdi ise diğer ağır tanklardayız. Ağır tanklardan biri düz gidiyor. Burada Selçuk'u görüyoruz. Çok iyi bir pozisyon aldı. ICD'den sektirdi. ICD'yi sektirdikten sonra pozisyonu korumak istiyor Selçuk. Tekrar bir tank gelecek. Conqueror orada. Conqueror'un zırhından atışını yapıyor. İçeri sokuyor. Conqueror hasarını veriyor ve bir kez daha Conqueror'dan sektiriyor. Burada iyi bir pozisyon aldığını dediğim gibi gördük Selçuk'un. Selçuk aynı yere doğru eğim koymaya devam ediyor. ISD geliyor. Çok zor bir açı. Tabii ki de bu pozisyondan ISD'yi denemiyor. Şimdi ise Berkay'ın tankındayız. O benim bulunduğum pozisyonu keserken çok güzel bir atışla Borask'ı garaja yolluyor. Şimdi ise benim kameradayız. Ben dediğim gibi gereken yere gittim. Aynı bölgede snipe yapıyorum. Fakat burada çok fazla ekmek çıkmayacağını düşünüyorum. Ben bunları düşünürken tekrar Berkay'ın kameradayız. Berkay aynı bölgeden, az önce atış yaptığı bölgeden ileri doğru gitmek isterken bir tank tarafından spotlanıyor. Conqueror atışını yaptı, sektirdi, artı atışını yaptı, hasarını verdi. Berkay atışını yaptı fakat denemedi. Geri doğru gelmek isterken, geri çekilmek isterken ISD de hasarını veriyor Berkay'a. Berkay artık burada çok fazla durması gerektiğini düşünüyorum. Bir de event random olaylar olmak üzere şu anda Selçuk'un kameradayız. Selçuk aynı yere doğru eğimini aldı. Ben aynı pozisyonu koruyorum bu arada. Gelen giden yok gibi görünüyor. Bu arada random eventler oldu ve ben uzun zamandır moda girmediğim için grafikleri epey güzel hale getirmişler. Bu yıkılma efektleri hoşuma gitti. Evet, şimdi ise Berkay'ın tekrar kameradayız. Berkay geriye çekildiğini görüyoruz. Nişanını alıyor ama oradan ISCD gibi bir tankı denmesi çok zor. Denemedi zaten. Ve tekrar Selçuk'un kameradayız. Selçuk birazcık daha ileri geldi. Soldan atış yedi. Conqueror'dan atış yedikten sonra tam karşıdan bir atış daha. Tekrar Conqueror'dan atış. Bunların tamamını sektirdi. Fakat o arada Conqueror'a hasarını vermeyi başardı Selçuk. Gerçekten nefes dolu anlar, nefes kesen anlar bizi izliyor. Bu arada bu Selçuk değil, Berkay. Berkay'ın tankındayız tekrardan. Berkay aynı pozisyonda, yerini almış durumda. Bir atış daha gelecek. Artı atış yaptı. Conqueror atışını yaptırdı. Sektirdi. Berkay'ın bu anki durumları zor. Ve Selçuk'un kameradayız. Berkay bunları yaşarken Selçuk pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Ve haritanın ileri uç bölgesine, meydan bölgesine doğru gidiyor. Sağ taraftan spotlandı, atışını yedi. Bunu o da beklemiyordu eminim. Fakat onun amacı burada seviye 8 bir tank olan Projetto'yu garaja yollamak diye düşünüyorum. Ona doğru geldi. Projetto sektirdi. O sektirmedi. Sektirmedi. Pozisyonunu korudu. Farklı bir pozisyon aldı. Projetto'ya ikinci atışını yaptı. Ve Projetto'yu tek atışlık hale düşürdü. Burada pozisyonu koruyacak bir süre. Ve biz de o anda benim kamerama geçiyoruz. Çünkü ben artık bulunduğum bölgeden sıkılıyorum ve ileri doğru, şehre doğru gitmek istiyorum. Belki ağırlara destek verebilirim. Belki rakibi arkadan yakalarım diyorum. Çünkü tepe bölgenin de çok fazla iş yapacağımı düşünmüyorum. Ben destek noktasına gelmek üzereyken artık Selçuk da pozisyonunu değiştiriyor. Orayı bırakıyor. O da
Berkay'a doğru desteğe geliyor, soldan bir atış daha yer mi diye baktım ama yemedi. Ve ISD'ye doğru geldi, nişanını aldı. ISD'nin hiç yapmadığını görmediğimiz şeyler değil. Bu ISD'de bu tip şeylere alıştık efendim. Ve o arada tekrar Selçuk'un kameradan Berkay'ın kameraya geçiyoruz. Berkay Conqueror'u artık garaja yolluyor. Bir de mermi sektiriyor. Fakat takım arkadaşının burada garaja yollandığını gördükten sonra da pozisyonun değiştirmesi gerektiğini düşünüyor. Ve o da artık pozisyonu değiştirerek random event olan bölgeye doğru ilerlemeye karar veriyor. Burada artık bıçak sırtı 2'ye 4 yeniliyoruz. Zor durumdayız. Ve ben de artık tamamen şehre doğru geldim. Tüm desteğimi şehre vermek istiyorum. Artık tamamen kafamdaki ağırlara, ağır tanklara, bizim Selçuk'la Berkay'a destek vermek. Uzun süre arkada beklemenin hiçbir faydası yok arkadaşlar. Mutlaka bu tip tanklarda desteğinizi ya da hasar atabileceğiniz ya da herhangi bir şekilde spot hasarda olsa verebileceğiniz yere doğru gitmeniz gerekiyor. Burada ilk olarak haritanın orta bölgesinden gelip rakibi arkalamayı düşünüyorum ama daha topumu çıkarır çıkarmaz paletimin ucu görünür görünmez spotlanıyorum. Ben de diyorum ki dönerdem geri, burada çok fazla bekleme ya da buradan arkalamana gerek yok diyorum ki buradan çok fazla atış yiyerek ölecek birazdan Selçuk. Ve evet, tekrar onların kameradayız, Selçuk'un kameradayız. ISD'den yedi, ISD'yi atışını yaptı. İşte az önce benim vazgeçtiğim yerden bolca hasar yedi, ileri itliyor. Çünkü atış bölgesinde burada Selçuk Berkay da itliyor. Selçuk ISD'yi alttan görüyor. Nişanını alacak mı? Aldı. ISD'yi garaja yolluyor. Hala soldan yemeye devam ediyor. Bakın ilk oradan ben PvP olarak girmemişim. Çünkü çoktan garajdaydım. Bu arada Berkay'a şunu dediğinden eminim. İtle, ben de arkadan destek vereceğim. Atış yiyorum soldan diyor. Berkay atışını yapıyor. O atışını yapıyor. Ve ISD'yi garaja yolluyorlar. Ben de az önceki kameradan kendimi göstermek istedim. Onlara nasıl destek verdiğimi görün istedim. Tabi burada benim atışımı coverlayan bir arkadaşımızı görüyoruz. Yaptığı şey yanlış. Atışım boşa gidiyor. Bir atış daha yapıyorum. Son bir atışımı daha yapıyorum. Ve ardından da zaten bizim Berkay ve Selçuk oradaki iki tankı da 60 TP'yi ve ISD'yi garaja yollar. Ama beni orada coverlamaması lazım. Özellikle ya sabit durması lazım çünkü ilgi alanı biz değiliz. Ya da atıp atışını yapıp geri çekilmesi lazım. Çünkü benim de komple atışımı kapatıyor. Evet, ISD'yi de garaja yolladıktan sonra tekrar Selçuk ve Berkay'ın kameradayız efendim. Şimdi onlar artık pozisyonlarını değiştirmek üzereler, değiştirdiler. Çünkü çok fazla burada beklemelerine gerek yok. Haritanın bizim base bölgesine doğru gittiler. Orada bir light'ın olduğunu biliyorlar ama emin değiller nerede bu light. Ve rastgele atış yapıyorlar. Spotlandı. O da spotladı. Light spotladı. Light da meydana çıktı. Ama burada atışları çok zor. Ben de o anda, o dakikalarda hemen pozisyonumu değiştirerek haritanın ilgili bir bölgesine doğru gidiyorum. Burada pozisyonumu alacağım. Pozisyonumu alıyorum gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı yok. Bizimkiler tabi bu arada geri çekilmek üzereler. Tekrar onların kameradayız. Geri çekiyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü burada çok fazla beklemelerin ve ilerlemelerinin bir amacı yok. Orada ben Scorpion'u garaja yolluyorum. Ve şimdi o atışı benim kameradan göreceğiz. Gördüğünüz gibi light'ı görüyorum. Spotlandığını. Fakat vurabilme durumunda değilim. Scorpion'u görüyorum ve bu atışı kaçırmamam gerekir diyorum ve bu atışı kaçırmıyorum. Scorpion'u garaja yolluyorum. Evet, yine spotlandım ama artık Erdem burada beklemene gerek yok. Geri dön diyeceğim ben de. Bu arada onlar geri çekiliyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde takım halinde. Güzel bir sahne. Geri çekiliyorlar ama dikkat etmesi gerekiyor. Selçuk'un soldan atış yiyebilir derken soldan atışını yiyor. Mühimmatı hasar görüyor. İkisi de zor durumda şu anda. Ama 2'ye 1 belki o tankı alabilirler. Umarım alırlar diye düşünüyorum. Atışını yapıyor. Iskaladı sanırım Berkay. Selçuk önde. Berkay'ın önden basması burada biraz daha mantıklı. Bu arada ben haritadan gördüğünüz gibi pozisyonumu değiştirmiş durumdayım. Biraz sonra o bölgeye geçeceğiz zaten. Ve Selçuk ve Berkay ikisi de basmaya karar veriyor. Artık burada çünkü yapacakları çok da fazla bir şey yok. O iki tankı 2'ye 1 sayıların da avantajını alarak garaja yollamak istiyorlar. İkisi de ıskaladı. Selçuk ıskalamadı. Selçuk biraz bekleyecek. Berkay, Selçuk derken onlar öyle uğraşırken dediğim gibi artık benim burada duruma gerek yok diyorum. İlk başta onlara desteğe gidecektim. Fakat dedim ki 2'ye 1 bunlar çok rahat alır.
ve benim oraya destek vermem yerine farklı bir pozisyona doğru destek vereyim dedim. Geçerken bana bir atışını yaptı. Aferin, aslında orada ıskalamadı, bana atışını yapmış. Gördüğünüz gibi aslında farklı kameralardan gördüğümüzde oyun içinde neler olduğunu daha rahat anlayabiliyoruz. Daha rahat olaylara vakıf olabiliyoruz. Evet, dediğim gibi şu anda basmak üzereler. Tekrar aynı sahneyi izledik. Selçuk hasardı, nerede? Berkay. Gördüğünüz gibi oradaki ağır da direkt Selçuk'a geliyor. T-95. Selçuk hasarını verdi. Selçuk arkadan aldığı hasarla garaja gönderildi. Artık bundan sonra Berkay'ın kameradayız. Berkay'ın da çok fazla dayanma şansı yok. 2'ye 1. T-95. Ru-25. İkisinin arasında kaldı. Bir atış daha yapabilir miyim diye düşünüyor. Onu da sektirdi. Artık garaja gitmek üzere. Çok fazla şansı yok. Ve son atışı da Ru-25T'den alarak garaja gidiyor. Artık maçta tek ben kaldım ve burada iyi bir performans sergiledim aslında. Bir atışımı yaptım, ikinci atışımı yaptım, üçüncü atışımı da yapacağım ve üçüncü atışta artık yandığını görüyoruz Tiger'ın. Ve son atışımı da yaparak Tiger'ı tek atışlık duruma getirdim. Ama çok da fazla işe yaramadı çünkü Tiger hala hayatta. Keşke öldürebilseydim diyorum. Burada çok da fazla bir şey yapamıyorum. Reload'umu bekliyorum. Bu arada Selçuk ve Berkay aynı anda diğer T-95 ile mücadele ediyor. O arada küçük bir hareketle az da olsa hasar almaktan, Arte'nin atışından kendimi koruyabiliyorum. Çok zor durumdayım. İki takım arkadaşım da ölmüş durumda. Takımda tek ben kalmak üzereyim. Ölmek üzere az sonra. Takımda tek ben kalmak üzereyim. Buradan çıkıp bir tank daha garaja yollayabilir miyim diyorum. Çok şanslı bir şekilde sektiriyorum ve onu garaja yolluyorum. İkinci atışını Tiger'ın alıyorum. İşte o öldüremediğim Tiger bana hasar veriyor. Bu pozisyonda kalmak istemiyorum. Orada bilerek tek atışlık tanka gittim. Çünkü artı çok rahat hasar verebilir. Burada reload'a geçmiyorum. Çünkü biraz sonra bana basacaklar diyorum. Bir atışımı yapıyorum. İkinci atışımı yapabilir miyim? İkinci atışımı da başarılı bir şekilde yapıyorum. Üçüncü atışım için çıkıyorum. Bana atış geldi. Ben tek de çevir at yapıyorum. Onu da garaja yolluyorum. Gerçekten son dakikalarda çok başarılıyım. Fakat reload'a düştüm. Ve o tek atışlık canı kalan adam beni gelip çok rahat bir şekilde garaja yolladı. Anlatırken nefesim tükendi. Gerçekten çok tempolu. Özellikle farklı açılardan aksiyon bölümlerini aldığınızda inanılmaz bir tempo geliyor. İnanılmaz bir tempolu anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi hemen bir de maç skorlarına bakalım. Evet, Water Replies'teyiz. Şu anda biraz daha sakin anlatacağım. Çünkü demin gerçekten çok tempolu anlatmak zorunda kaldım. Videoyu kesmesi, biçmesi de kolay değildi. O yüzden beğenirseniz, eğer beğendiyseniz like atarsanız. Beğenmediyseniz de dislike. Olumlu olumsuz yorumları koyarsanız bu tip videoları yapmak için bana motive olur. Belki de daha farklı, daha enteresan videolar da çıkarabilirim. Şimdi hemen bir Tank GG'ye geldik, baktık. Burada zaten takım olarak gördüğünüz gibi en başta yer alıyoruz. Hasar ortalaması olarak birinci Berkay, ikinci Selçuk, diğeri de ben. Yani takımı sırtlamışız aslında. Bunu görüyoruz. Ben kendi skoruma baktığımda toplamda 3294 hasar vermişim. 3 tank garaja yollamışım. Yollamış olduğumu görüyorum. Selçuk'a geldiğimizde 3893 hasar vermiş. 1 tank garaja yollamış. Berkay ise 4477 gibi çok yüksek bir hasara ulaşmış. 3 tank garaja yolladığını görüyoruz. Yani bu takımın totalde 6-7 kişiyi garaja yolladığını, 3-6 11.400-11.500 gibi hasar verdiğini görüyoruz. Takım olarak, plat olarak çok iyi oynamışız. Özür dilerim, plat olarak çok iyi oynamışız. Fakat takım olarak bazı yerlerde sanırım sıkıntılarımız olduğu için maçı kaybettik. Ve ben de son dakikalarda ancak sahneye çıkabildim. İlk gittim pozisyon. Aslında çok yanlış bir pozisyon olmasa da birazcık kendimi korumak için oraya gittim. Orada çok fazla durmadan diğer pozisyona doğru gittik. Ki Selçuk ve Berkay da zaten şehrin içinde harikalar yarattı. Evet, video bu kadar. Çok da fazla detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike. Olumlu olumsuz da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.